Herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz CHP milletvekili Utku Çakır Özer. Utku Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Herkese selam oradan. Sağ olun, teşekkür ederiz. Utku Bey, dün Silivri'de gazetecileri, tutuklu olan gazetecileri ziyaret ettiniz. Yine Osman Kavala da var ziyaret ettikleriniz arasında. Şuradan başlamak istiyorum. Siz Silivri'ye de gidip geldiniz. O dönemden, ziyaret ettiğiniz önceki dönemlerden bu döneme neyin değiştiğini gözlemlediniz? Öncelikle aşağı yukarı herhalde iki haftada bir ya da ayda bir gitmeye çalışıyorum. Bu sefer şöyle bir önemli gelişme vardı. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Üç gazeteci hakkında Şahin Alpay, Mehmet Altan ve Turan Günay hakkında. Turan Günay şu anda tutuksuz ama aylarca tutuklu kaldı. Maalesef çok geç ele aldığı için bireysel başvurular onun özgürlüğüne kavuşmasından sonra geldi. Ama önemli olan içeriği kararların. Şahin Alpay ve Mehmet Altay ise Mehmet Altan ise hala biliyorsunuz cezaevinde tutuklular. Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen birinci derece mahkemeler kararlarında direndiler ve Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ı salıvermediler, tahliye etmediler. Biraz onları görmek için gittim Silivri'ye. Tabii ki Cumhuriyet Gazetesi'nden meslektaşlarım ve diğer meslektaşlar ve tanıdığım yazarlar ve tabii ki sivil toplum aktivisti Osman Kavala'yı da görme fırsatım oldu. Neler değişti derseniz biliyorsunuz son herhalde 6-7 yıldır sürekli hem gazeteciler cezaevinde hem onları ziyaret edenler Silivri'ye gidiyorlar ya da diğer cezaevlerine gidiyorlar. Cezaevlerindeki koşullar daha maalesef olumsuz hale geçmiş durumda birçok gazeteci için. Yine hepsinin tedirgin olduğu biliyorsunuz tek tip kıyafet meselesi var. Henüz tabii ki kıyafetler işte genelgesi çıkmadığı için depolarda duruyor ama hepsini tedirgin ediyor tabii. Şeyden başlarsak eğer görüştüğüm gazetecilerin durumundan. Evet, Utku Bey, şuradan başlayabiliriz. Şahin Alpay ile Mehmet Altan tabii dediniz. Şahin Alpay'ın ifadelerinde de çokça var. Sağlık durumuyla ilgili de ifadeler veriyor. Bu kararı nasıl karşıladılar? Ne hissediyorlar şu an? O iki isimden başlarsak. Tabii. İki farklı duygu var. Birincisi tabii ki Anayasa Mahkemesi, yani en yargıdaki Türkiye'de en yüksek karar organı tarafından aslında suçsuzlukları ve biz hep söylüyorduk ama bu Anayasa Mahkemesi en üst yargı organı tarafından suçsuz yere yatırıldıkları tescil edilmiş oldu net bir şekilde. Bir taraftan bunun gerçekten bir sevinci, morali vardı. Gerçekten bu morali örneğin Mehmet Altan'da gördüm. Daha önceki görüşmelerde görmediğim bir moral gördüm. Ama diğer taraftan birinci derece mahkemesinin kararında direnerek Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tutukluluklarına devam kararı alması da bir taraftan bir ne olacak belirsizliği, işte yıllarca burada mı kalacağız, burada mı hayatımız noktalanacak gibi bir karamsarlığa da dönebiliyor. İki duyguyu bir arada gözlemledim ben hem Şahin Alpay'da hem Mehmet Altan'da hem de aslında bu karardan sonra aslında bu kararın teşkil etmesi gereken diğer gazetecilerde de gördüm. Çünkü onlar aşağı yukarı işte bunlar örnek dava biliyorsunuz. Ahmet Turan Alkan'ı da bağlar, Ali Bulaç'ı da bağlar. Bunlar hakkında alınan kararlar Ahmet Altan'ı da bağlar. Benzer şekilde ya da Turan Günay kararı Murat Sabuncu'yu, Akın Atalay'ı, Ahmet Çık'ı da bağlar. Bağlaması gerekir diye düşünüyoruz. O yüzden böyle bir yani ne olacak? Yani artık Anayasa Mahkemesi kararı da tanınmıyorsa Türkiye'de nasıl biz adalete bulacağız, nasıl hakkımızı, hukukumuzu arayacağız, haksızlığı nasıl önleyeceğiz gibi bir çaresizlik de gördüm maalesef. Ama çaresizliğe gerek yok, onlara da söyledim. Eninde sonunda bu haksızlık, bu hukuksuzluk sona erecek. Hele hele Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı sonrasında içeride bir gün dahi yattıkları her gün aslında maalesef Türkiye'nin daha fazla ayıbı olmakta. Mehmet Altan ile görüşmemizde bana şeyi söyledi, Ahmet Altan da söyledi, avukatları her ikisine de bilgi vermiş. Mesela Anayasa Mahkemesi kararı ve o kararı birinci derece mahkemenin tanımaması, uymaması ve onları tahliye etmek yerine cezaevinde tutması dünyanın değişik ülkelerinde
eleştirilen, haber yapılan bir unsur haline gelmiş. Biz tabii kendi içimizde bazen Ankara'da, İstanbul'da gömüldüğümüz için göremiyoruz. Mesela yanılmıyorsam Kolombiya'da dün ya da bu hafta işte haber olmuş, analiz yapılmış. Dünyanın birçok ülkesinde şu anda işte Mehmet Altan'ın durumu ya da cezaevinde, Türkiye'de cezaevlerindeki gazetecilerin durumu üzerine haberler, eleştiriler, yorumlar yapılıyor. Onlar da işte cezaevine aynı şekilde avukatlar aracılığıyla iletiliyor. Yani şunu söyledi, belki biz buradayız ama işte bize yapılan haksızlık tüm dünyayı dolaşıyor, tüm dünya bundan haberdar oluyor şeklinde bana düşüncelerini iletti. Her ikisi de, hem Mehmet Altan hem Ahmet Altan. Evet, peki Utku Bey, siz yine tutuklu bulunan Cumhuriyet çalışanlarıyla da, Cumhuriyet'teki gazetecilerle de görüştünüz. Özellikle de son duruşma çok gergin bir havada geçmişti. Ahmet Işık salondan çıkartılmıştı, Murat Sabuncu ve Yakın Atalay onun üzerine ifadelerini kısa tutmuşlardı, bu durumu eleştirmişlerdi. Gayet gergin bir duruşmaydı. Şimdi 9 Mart'ta erdelendi dava. Peki onlarda böyle bir beklenti var mı? Yani açıkçası şunu sormak istiyorum. Tali olmaya yönelik bir umut var mı? Yoksa son duruşmanın etkisi altındalar mı? Şöyle, öncelikle biliyorsunuz Turhan Günay, Cumhuriyet davasında yargılanan ve aylarca tutuklu olan isimlerden biriydi. Anayasa Mahkemesi Turhan Günay hakkında da biliyorsunuz tutukluluğun hak ihlali olduğu kararını verdi. Aslında bu karar sonrasında diğer Cumhuriyet çalışanlar için, yani şu anda bugün itibariyle yanılmıyorsam 457 gündür özgürlüğünden mahrum bırakılan Murat Sabuncu ve Akın Atalay ile 396 gündür cezaevinde bulunan Ahmet Işık hakkında da özgürlük kararları çıkması gerekirdi. Olmadı. Mahkemede biliyorsunuz en temel hakkı olan savunma hakkından mahrum bırakıldı Ahmet Işık ve onun üzerine hem Akın Atalay hem Murat Sabuncu savunma yapmadılar. Tabii onlar da 9 Mart'taki duruşmayı bekliyorlar. 9 Mart tarihinde dün bana Murat'ın söylediği, Murat Sabuncu'nun 9 Mart'ta diyor şu olacak diyor, 500 gün, yani 495 gün olacak, 500 güne 5 gün kalmış olacak diyor. Ve biz niçin içeride tutuyoruz? İşte haber yaptığımız için, manşet attığımız için, yani hakikaten de bu insanlar ne taş attılar, ne silah attılar, ellerine silah, taş, bırakın silahı, yani taş bile almış insanlar değil, gazetecilik yapıyorlar. Sizin, benim daha önce yaptığım gibi, sizin şu anda yapmakta olduğunuz gibi, birçok meslektaşımızın yaptığı gibi ve 500 gündür 9 Mart itibariyle özgürlüklerinden mahrum bırakılmış durumdalar, ailelerinden, işlerinden, arkadaşlarından. O yüzden tabii bu haksızlık artık gerçekten bunaltmış durumda. Davada savunma yapamamış olmak da tabii ayrı bir konu onlar için. Bir taraftan tabii ki Ahmet Işık'a destek verdiler ama savunma hakkının ellerinden alınması da tabii onları üzüyor bir şekilde. 9 Mart'ta onlar da mahkeme tarafından tahliye edilmeyi bekliyorlar en doğal hakları. Öyle de olması lazım. Ama bu arada biliyorsunuz gözlerin çevrildiği Ahim de var. Belki o tarihten önce Ahim'de de karar çıkabilir. Çünkü biliyorsunuz öncelikli olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ele alacağı dosyalar arasında Cumhuriyet çalışanlarının dosyaları da var. Evet, peki birlikte kalıyorlar değil mi? Yani böyle bir tecrit durumu çok söz konusu değil artık herhalde. Tek kişilik hücrede değil, birlikte kalıyor. Görüştüklerimden şöyle, Cumhuriyetçiler için şöyle değil biliyorsunuz. Emre, muhasebe çalışanı tahliye olunca, ki onda da biliyorsunuz aylarca boş yere yatırdılar. Ben suçsuzum demesine ve elinde bilirkişi raporları olmasına rağmen Emre İper'i boş yere yatırdılar. Şimdi o çıktıktan sonra Ahmet tek kalmıştı. Ahmet çarşamba günü itibariyle, yani yaklaşık bir haftadır, 6 gündür Murat ve Akın Bey'in koğuşuna alınmış durumda. Üçü birlikte kalıyorlar. Tabii şöyle, tecrit yok diyoruz ama şöyle bir şey var. Mesela sosyalleşme şansları yok. Aslında biliyorsunuz Türkiye'de tutukluların, hükümlerin temel hakları var. Sosyalleşme, yani başka tutuklularla birlikte zaman geçirme, spor yapma, sosyal zaman geçirme. Mesela bundan mahrumlar, bilgisayarı sadece sınırlı bir şekilde savunma için kullanabiliyorlar. Örneğin işte Ahmet Altan'la görüştüğümde Ahmet Turan Alkan, Ali Ulaç hepsinin söylediği, sağ elle yazdıkları için sağ ellerinde, kollarında büyük işte ağrılar. Gökçe Fırat'la keza görüştüm, onda öyle. Çünkü yazılarını, yani normal roman yazıyor, yazı yazıyor, dışarıya göndermek için makale yazıyorsa eğer, elleriyle yazmak durumdalar, bilgisayarda izin verilmiyor. Birçok kısıtlamayla karşı karşıyalar. Tecrit durumu şu anda, durumu ona da geleceğiz herhalde, Osman Kavala için söz konusu. Tek başına kalıyor.
O da örneğin Deniz Yücel'in kaldığı bir koğuşa geçmek istiyor ama şu anda anladığım kadarıyla savcılık izin vermiyor. Onun da işte yaklaşık ne kadar oldu? 3 ayı geçti galiba. Evet, 1 Kasım'da tutuklandı. Evet, 1 Kasım, 1 Aralık, 1 Ocak. İşte yaklaşık 3 ay oldu. O da tek başına kalıyor. Tecrit halinde şu anda. Onun işte istediği ya da işte uygun olan bir koğuşa geçilmesi konusunu ben bundan bir ay önce iletmiştim Adalet Bakanlığı yetkililerine. Bu kez şimdi döndüm. Bugün bir kez daha iletmeye çalışacağım. Çünkü mesela Deniz Yücel'le galiba Habertürk'te geçmişte çalışan bir muhabirin kaldığı bir koğuşta bir boş bir kişilik koğuş yer var. Orası olabilir. Ya da başka bir ayarlama yapılır mı bilemiyorum. Ama şu anda tek başına kalıyor. Onun da bence artık son bulması lazım. Aslında iddianamesinin de yani bir an önce çıkması lazım. Deniz Yücel'den bahsedeyim. 351. günü gözaltı artı tutuklulukta. Hala iddianamesi ortada yok. Yani bir yıl oluyor. İddianamesi ortada olmadığı için hakim karşısına çıkamıyor. Neyle suçlandığını bilmiyor, neye göre savunma yapacağını bilmiyor. Bunun yani mutlak surette neyse hakkındaki iddianame, iddia bir an önce ortaya konmalı ve mümkünse ki olmalı. Tutuksuz yargılanmalı aslında. Eğer suç unsuru yoksa yargılanmasın ama savcıların suç unsuru var dediği bir şeyler varsa, yani yazı çizimin ötesinde ben olduğu kanaatinde değilim ama varsa da o zaman tutuksuz yargılansın. Bu isimlerin hepsi tutuksuz yargılansın. Mesela Şahin Alpay 73-74 yaşında 548 gündür tutuklu. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var demiş. Burada tutukluluğu bir ihlal saymış. Buna rağmen tutuklu. Sağlığını belki konuşuruz. Sağlık durumu iyi değil. Ne durumda Şahin Alpay'ın sağlık durumu? Biliyorsunuz Şahin Alpay'ın yanılmıyorsam 11-12 tane kronik rahatsızlığı var. Mesela bana anlattığı bir şey çok üzücü. En son mahkemede bundan yaklaşık 4 ay önceydi sanırım ya da 3 ay önce mahkeme adli tıpa sevk dedi. 4 aydır bu süreç sonuçlanmamış. Bu arada da anjiyo olmuş. Mesela anjiyoda kimi doktorlara göre stent takıldı, kimi doktorlara göre takılmadı. Onu bile bilmiyor. Yani anjiyoya girdi ama sonuçta anjiyoda kendisi üzerinde bir stent olup olmadığını bilecek şey de değil şu anda. Çok hakikaten sağlık kurumlarına götürüp getirme konusunda sıkıntılar yaşandığını söylüyor. İlk kelepçeli gidiyor. Bahsettiğimiz kişi 73 yaşında bir kişi. Kronik rahatsızlıkları var. Duymada çok sıkıntı çekiyor. Normal böyle konuşurken duymakta çok güçlük çekiyor. Çünkü işitme rahatsızlığı artmış ama cihazının ona göre ayarı yapılmamış durumda. Uyku apnesi var biliyorsunuz. Benzer daha birçok kronik rahatsızlığı var. Benim bildiğim öyle yani gün içinde onlarca hap alan, ilaç almak durumunda kalan bir kişi. 4 aydır bu mahkemenin söylediği adli tıp süreci maalesef sonuçlanmış değil. En son dediğim gibi içeride bir anjiyo oldu ama kendisi okuduğunda kimi işte yakınlarına gösteriyor anladığım kadarıyla ailesine, avukatlarına. Kimi diyor ki sana stent takmışlar, kimi diyor ki hayır sana bir şey yapmamışlar. Ben de bilmiyorum takıldı mı takılmadı mı. Vermiş raporlarını dışarıda analiz edecekler, söyleyecekler kendisine bir stent takılıp takılmadı. Evet. Peki genel olarak bu gazeteciler günlerini nasıl değerlendiriyorlar? Yani yazıyorlar dediniz siz özellikle. Onun dışında neler yapıyorlar veya neler yaptıklarını size ilettiler? Tabii örneğin Ahmet Turan Alkan 3 kitap yazmış. Bunlardan birisi otobiyografi, 2 tanesi roman. 3 kitap yazmış ama kitaplarını dışarıya çıkaramıyor. Yani kitaplarının basılması sağlayamıyor, izin verilmiyor çünkü cezaevi yönetimi tarafından. Benzer şekilde Ali Bulaç da yazıyor, yazmakta o da. Koşullar tabii onlar için yani gün geçtikçe işte 550 gün işte Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, Ali Bulaç. Bir de duruşmaları biliyorsunuz çok aralıklı. Yani mesela 5 Nisan'da hakim karşısına çıkacaklar şimdi bu söylediğim son 3 isim. Ahmet Altan, Mehmet Altan mesela durumları şöyle bir çelişki içeriyor. Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz Mehmet Altan'ın işte yazıları, yani iddianamede sadece yazıları vardı biliyorsunuz. O yazıların nedeniyle tutukluluğunu hak ihlali buldu. Ama bundan 2 hafta sonra hakim karşısına çıkacak ve karar açıklanacak 12 Şubat'ta sanırım, 12-13 Şubat tarihlerinde. Anayasa Mahkemesi'nin suçsuz bulduğu, haksız tutukluluk kararı verdiği biri hakkında biliyorsunuz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
istedi savcı. Yani eğer savcıya uyarsa mahkeme heyeti, böyle bir garip bir durumla da karşı karşıya kalacağız bundan yaklaşık 2 hafta sonra. Onlar da bir işte kaygı içinde süreci bekliyorlar. Bir taraftan da kendi haklarında çıkan dünyanın dört bir yanındaki yazıları, az önce söyledim, en son Kolombiya'da çıkmış. Onları izliyorlar. Türkiye'de yaşanan, yani hukuk alanında yaşanan bu karmaşıklık, kaos ve aslında hukuk devleti, kanun devleti ilkesini ortadan kaldıran bu kararlar, yani Anayasa Mahkemesi kararının tanınmaması gibi, pek dünyada örnekleri olmayan, en azından örnek aldığımız demokratik hukuk devletleriyle örneği olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Murat, işte Akın Bey, Ahmetçik, onlar bir taraftan da işte Altanlar, Şahin Alpaylar, Ahim'den nasıl bir şey çıkacağını bekliyorlar. Ahim kararı çıksa bile hakikaten çıkacağını düşünüyorum ben bu süreçte her biri için, başvuranların basın mensuplarından. Türkiye uygulayacak mı? Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamayan mahkemeler Ahim'i ne kadar uygulayacak, ne kadar bağlayıcı olacak? Aslında bağlayıcı olması lazım. Yani Ahim'den önce Anayasa Mahkemesi, ama ortaya çıkan durum bir işte hukuk garabeti. İçeride bunlara konuşuluyor. Tabii sürmekte olan Afrin operasyonunu onlar da izliyorlar. Peki o takibi Utku Bey, araya gireyim yine. Evet. Gazetecinin en büyük kişi de bir taraftan haber takibi de yapmışsındır içeride. Peki bunları, bu gelişmeleri, güncel gelişmeleri nasıl takip ediyorlar? Tabii ki dikkatli bir şekilde gazete okuyorlar, televizyon izliyorlar. Avukatları tarafından getirilen, işte muhtemelen dışarıdan yayınlanmış olan internet sitelerindeki analizler, haberler, onları izlediklerini gördüm, yani yakın takip ettiklerini. Daha kısa süre öncesine kadar avukat erişimleri daha azdı. Duruşmalar devam ettikçe bu erişim arttı. Mesela Cumhuriyet davasında avukat kısıtlaması kalktı. Onlar sürekli görüşebiliyorlar ama örneğin diğerleri, Altanlar olsun, işte Şahin Alpay olsun, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, onlarda avukat kısıtlığı devam ediyor. Yani haftada bir gün, bir saat görüşebiliyorlar. Osman Kavala için benzer şekilde, Deniz Yücel için sanırım onda avukat kısıtlaması yok galiba, ama Osman Kavala da var, o da bir saat görüşebiliyor. Aileleriyle çok sınırlı görüşüyorlar. 2 ayda bir saat yüz yüze görüşebiliyorlar. Haftada bir saatte kapalı cam arkasından görüşebiliyorlar. 2 haftada bir de galiba 5 ya da 10 dakikalık bir telefon görüşme hakları var. Bunlar aslında normal OHAL düzeni nedeniyle, özellikle FETÖ ile ya da teröre işte destek vermekle suçlanan gazetecilerle ilgili, normalde bunlar bu kadar katı değil, bu düzenlemeler. Maalesef sosyalleşme imkanı sıfır her biri için, dediğim sadece koğuşlarında duruyorlar. İşte çıkıp bir sosyalleşme, spor yapma ya da işte değişik cezaevindeki diğer aktivitelere katılma imkanları maalesef bulunmamakta. Evet. Peki Deniz Yücel üzerinde bir soru daha sormak istiyorum. Hakkında da çok fazla haber çıktı. Kendisi de içeriden bir mesaj yollamıştı. Özellikle de Almanya'da çıkan haberler vardı. İşte silah satışı karşılığında pazarlık olduğu söyleniyordu vesaire vesaire. Buna hatta kendisi de öyle bir durum varsa çıkmak istemem demişti. Bu koşulları nasıl değerlendiriyor Deniz Yücel üzerinde? Özellikle Almanya'da kurulan... Tabii bir an önce iddianamesinin çıkmasını bekliyor doğal olarak. Çünkü savunma yapabilecek, hakim karşısına çıkabilecek. O çünkü ondan önce sürekli her ay yapılan incelemede biliyorsunuz işte deliller yeterli değil vesaire denerek sürüyor tutukluk hali. Öncelikle onu istiyor tabii. O da yakından izliyor Türkiye ile dünya arasındaki ilişkileri, özellikle Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri. Tahminim kendisi aynı zamanda Alman vatandaşı olduğu için Almanya Cumhuriyeti'nin, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin işte yani Türkiye'deki temsilcilikleri de muhtemelen kendisiyle temas halinde görüşüyorlar. Belki avukatları görüşüyor. Onlardan daha belki bu sürece ilişkin yakından takip ediyordur. Ama yani yakından takip ettiğini, Alman gazeteleri ona gönderiliyor, çalıştığı gazete tarafından. Her günün gazetesi gönderiliyor ama toplu veriliyormuş. Orayı takip ediyor. Almanya'da çıkan yorumları yakından takip ettiğini söyledi. Tabii o da kendisindeki intiba, benim görebildiğim, Türkiye ile Almanya arasındaki yani ilişkilerin iyileşmesiyle belki kendi cezaevi koşullarının, tutukluk halinin örneğin iyileşebileceği, ortadan kalkabileceği gibi bir izlenime sahip. Ama bunun ne zaman, nasıl olabileceği konusunda bir net bir fikri
sanki yoktu. Ama bir an önce tabii özgürlüğüne kavuşmak istiyor. Evet, o da benzer şekilde Osman Kavala da hani neden yattığını bilmiyor, her ikisi de iddianame olmadığı için ortada şu anda. Ve hele hele işte Osman Kavala'da biliyorsunuz başka isimler de söz konusu. İşte neydi? Graham Fuller gibi, evet. Henry Barkey gibi Amerika'da yaşayan, bazıları Türkiye'ye hiç gelmemiş, bazıları belki değişik dönemlerde gelmiş. Ama işte Türkiye'de gezi olaylarıyla, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilintilendirilen isimlere yönelik biliyorsunuz yakalama kararları vesaire var. Tabii bu iş büyüdükçe iddianamenin hazırlanması gecikiyor. O zaman işte Osman Kavala'nın kendisini savunma şeyi gecikiyor, hakkını bulma zamanı gecikiyor. O yüzden sıkıntılı bir durum. Biz Osman Kavala'yı en azından ben gazeteciyken Türkiye-AB ilişkilerinin iyileşmesi için çalışan, Türkiye'de sivil toplumun gelişmesine katkı sağlamaya çalışan bir iş insanı olarak tanıdım. Hep böyle gördüm. Konuşmalarımızda hep böyleydi. Yani Türkiye AB ilişkileri nasıl daha iyi olur? Türkiye'de Türkiye'nin kronik sorunları dediğimiz mesela Kürt sorunu nasıl çözülür? İşte Türkiye'de insan hakları nasıl daha iyiye gider? Bu konulara kafa yoran, bu konulara için işte kendi sivil toplum örgütü vardı. Kazandığı iş, yani kazandığını bu tür konulara yatıran bir iş insanının şu anda darbecilikle vesaire suçlanan ve yani basında çıkan iddialar diyorum çünkü iddianame yok ortada. Hiç gerçekle bence asla ilgisi astarı bulunmayan iddialarla suçlanması ve bu nedenle aylardır tutuklu kalması ve ne zaman çıkacağının belli olmaması vahim bir durum. Türkiye'de demokrasinin seviyesi anlamında da sıkıntılı. Cezaevlerindeki tutuklu gazeteciler, aydınlar meselesi bağlamında da maalesef itibarımızı daha da işte kötüleştiren, Türkiye'de demokrasinin kalitesi, niteliğinin daha da sorgulanmasına neden olan bir durum. Umarım her biri bunların bir an önce özgürlüklerine kavuşurlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararları aslında yani Turan Günay, Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararları aslında gerekçelerini okursanız yani gerekçeli kararları çok net bir şekilde insanların işte yorumları, düşünceleri, yazdıkları nedeniyle tutuklanmasını hukuk dışı sayıyor bu kararlar. O yüzden sadece bu üç isim için değil aslında içeride yazdıkları nedeniyle, düşüncesi nedeniyle yatmakta olan herkes için geçerli olması gerekiyor. Gazeteciler için, işte aydınlar için. Hepsi için geçerli olması gerekiyor. Her biri için ayrı bir karar çıkmasının beklenmesine gerek yok. Bu kararlar işte hukukta teşmil galiba bunun ismi. Teşmil edilebilir. Örneğin Turan Günay kararı, Cumhuriyet çalışanlarına, Şahin Alpay kararı, Ali Bulaç'a, Ahmet Turan Alkan'a, Mehmet Altan kararı, Ahmet Altan'a, Nazlı Ilıca'ya gibi ya da işte Deniz Yücel'e kararlar teşmil edilebilir, genişletilebilir. Böyle de olması lazım. Eğer çok ciddi hani elimizde şey varsa bunun kamuoyuyla paylaşılması lazım. Aksi halde insanların iddialarla, zanla, şu başlık işte bilinçaltına mesaj gönderme gibi iddialarla sevdiklerinden, ailelerinden, işlerinden, özgürlüklerinden mahrum bırakılmaması lazım. Bu çok büyük bir insan hakkı ihlali. Evet. Peki Utku Bey, çok teşekkürler. Yayınımıza katıldığınız için ayrıntılı olarak anlattınız oradaki durumu. Ben çok teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. Medyaskop'a ve dinleyicilerinize, izleyicilerinize selamlar. Çok teşekkürler Utku Bey. Evet, Medyaskop TV izleyenleri, CHP Milletvekili Utku Çakır Özer'le birlikte Silivri'de bulunan tutuklu gazetecileri ve ek olarak da Osman Kavala'nın son durumunu konuştuk. Bizim de dileğimiz tabii ki tutuklu olan gazetecilerin bir an önce tahliye edilmesi yönünde. Hemen söyleyelim, Deniz Yücel 338 gündür, yine Cumhuriyet çalışanları 400'ü aşkın gündür, Şahin Alpay 550 gündür, Altan Kardeşler 500'e yakın gündür tutuklular. Ve bazılarının iddianameleri bile hazırlanmış durumda değil. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. İyi günler.